Hello. Bugün Imagine Dragons konserine gidiyoruz. Şu an bir klasik olan Beşiktaş motorlarının önündeyim. Esen'i bekliyorum. Bugün Imagine Dragons konserine Esen'le gideceğiz. Esen 10 dakikaya geleceğim dedi. Hadi bakalım. Taksiyle Küçük Çiftlik Parkı vardıktan sonra sıraya baktık ve Küçük Çiftlik Parkı'nın girişinden Maçka Parkı'nın içine kadar sıra vardı. Ve biliyorsanız bu bayağı bir yol yani sıra anlamında. Yani gideceğiz, sıraya gireceğiz. Arkadaşlarımızı gördük ve onlar da bizi yanlarına aldılar. Bu o büyük şans oldu yani, yoksa biz bayağı bekleyecektik. Şu an Maçka Parkı'nın girişine kadar sıra var. Evet, Esen'le tanışın bu arada. Evet, 5'e kadar burada ineceğiz herhalde sıcakta. Esen daha 4 bile değil. Bu arada şunu da açıklayayım. Imagine Dragons'dan önce iki tane ön açılış grubu vardı. Yani Imagine Dragons 10'da falan çıkacaktı. Evet. Millet girdik sonunda 2 evet, saat beklemeyle. Evet. Millet ekran var, yaşasın. Chainsmokers da yoktu. Abi bir balsaydım bunu görün gösterirdim ben ya. Sahneye bu kadar uzaklıktayız. Platformlara oturmaya karar verdik. Oturuyoruz. Süper, ben şu an çok mutluyum. Sahneye yanıyoruz yani. O kadar. Evet, şu an güneş çok var. Ama ışık güzel. Yüzün her bir detayını görebileceğiz buradan. Evet, Esen dürbün getirdi arkadaşlar. Çekiyor şu an. Evet. DJ şeyini kim hazırladı? Sen ne kadar berbat şarkı varsa hepsini bir araya bulup ay hiçbirini yani bilmiyoruz. Aynen ya, şarkı bile değiller. Elif, vloğa gözükmek ister misin? Vlog. Yes! Hadi bakalım, al salla bayrağını kuzum. Represent. Represent. I'm a happy gay. Sonraki klip hakkında küçük bir bilgi vereyim. Arkamızda bir grup üniversiteli oturuyordu sanırım. Yani 20'li yaşlarında birkaç kişi oturuyordu. Ve bu klibim yani ben zaten onların önünde video çekmekten aşırı... Ben insanların önünde video çekmekten çok utandığım için bu durum zaten cringe'di. Bu klipte de neyse ne olduğunu görürsünüz. Sanırım ön gruptan birileri çıktı şu an. Ve yarım saat geç çıktık. Ay yarım saat geç çıktık. Hani imedin ayrıca... Çıkan grup hakkında bir bilgi vereyim. İsmi Oceans of Noise veya Ocean of Noises bilmiyorum. Ve Sertab Erener'in kurduğu bir rock grubuydu. Yani no honey no. İkinci çıkan ön grup ise süperdi. Yani Vaccines isimli grup bana bayağı Arctic Monkeys'i anımsattı. Ama yani gerçekten çok güzeldi. Şarkıları böyle süperdi ve sahnedeki enerjileri de süperdi. Yani eğer grubu dinlemek istiyorsanız lütfen gidip dinleyin. Birkaç tane şarkısını şimdi koyacağım. Şimdi sırada Imagine Dragons var. Heyecanlı bekleyiş. Evet. Şu an sahneye Blue ve Dr. Mehmet'lerin doğumu geçirdiler. Bir önceki grup çok güzel. Bir önceki grup çok güzel. Çok beğendim. Aynen. O bayağı iyi yani. Onu alta yaz ben de dinlesin. Evet, alta yaz. Zaten görünüyor da. Çek.
Imagine Dragons konserine geçmeden önce hemen bir şey söylemek istiyorum. Bütün kliplerde benim iğrenç, tiksinç, böğürtücü sesim duyuluyor şarkı söylerkenki sesim. Bunun için bayağı özür dilerim. Yani evet, çok çok kötü. Yani ıh. Neyse. Bırakmamdan birkaç saniye sonra sahneye LGBT bayrağını kabul ettiler ve yani bütün şarkı boyunca yanlarındaydı. Yani teşekkürler. İyi akşamlar. Bakın bu klibi açıklayayım. Şimdi konserlere daha önce hiç gittiniz mi bilmiyorum ama bir sanatçının bütün şarkılarını tam anlamıyla bilmeniz imkansız. Yani imkansız. Ve biz de işte şarkıları dinliyoruz ve Walking the Wire şarkısına geldik. Ben ve Esen ve büyük ihtimalle çoğu kişi o şarkıyı tamı tamına bilmiyoruz. Ve demeye çalıştığım şey şu, yani bu şarkıyı bilmediğimiz halde bize mikrofon uzatıldığındaki garip durumu anladınız umarım. Yani bu konserlerde bayağı oluyor ve konserlerin kaçınılmaz bir şeyi eğer şarkıları tam anlamıyla bilmiyorsanız. Ve evet, yani bu şarkı boyunca neredeyse hep güldüğüm için koymuyorum. Çekemedim ama ondan klip Demons şarkısının ve biliyorsanız çoğu insanın favori şarkısı. Şarkının başlamasını beklerken Derya'nın çok güzel ruh sağlığı ve depresyonla alakalı bir tane konuşma yaptı. Ki yani ama onu çekemedim çünkü ağlıyordum. Evet. This is my kingdom come.
Gitsin.